Londra'ya yollanır ve Cambridge'de okumaya başlar. Burada hocası Bertrand Russell'dır. Londra'daki arkadaşlar arasında yine Bülent Ecevit ve Rahşan Hanım da vardır. İlginç anıların yaşandığı günler. Sakin ama içten asabi bir adamdır. Ama beraber yaşandığı sürece çok kibar, nazik bir adam olduğu için kolayca yaşanabilir damarına basmadıkça. Orada bir pansiyona girdik, bu Swiss Cottage diye bir yerde. Orada ben bunun odası daha şıktı çünkü. Basın ateşe yardımcısıydı. Harcayacağım para alıyordu. Ondan dolayı bunun odası bayağı döşedi, kitapları var, her şey var. Ben de onun üzerine Kalemler Dairesi'nde bir oda buldum. Orada uyuyorum. Sabah olunca Bülent işe gidiyor. Ben de Bülent'in odasına yerleşiyorum. Böylece içki parasını çıkarmış oluyoruz. Ayarlıyoruz. Bülent'ten hiç öyle hırdır çıkmamıştır. Bülent'in çünkü o sırada siyasi hiçbir kıyafeti yoktu. Rahşan'la beraber. Rahşan sonradan geldi. Londra'da Cambridge'in havasına bir türlü uyamayan Can Yücel, Latincesinin okuldaki Katolik çocuklara göre yetersiz kaldığını ileri sürerek Paris'e atar kapağı. Ve burada bir oh der. Bu güzel kentin ve insanların tadını çıkarır. Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Selim Turan, Sadi Çalık, İlhan Koman gibi sanatçılarla dostluk eder. Aldığı öğrenci bursu zaman zaman yetersiz kalınca sokaklarda incik boncuk satar, sırtına bir reklam panosu takıp Paris sokaklarında dolaşır. Keyfi yerindedir ama babası yeni bir talimatla onu geri çağırır. Üstelik ülkede tam da siyasetin çarkları ters yöne dönmeye başladığı günlerde. Demokrat Parti iktidardadır artık. Köy enstitüleri kapatılmıştır. Hasan Ali bol anaforlu bu siyasal çalkantılarda zorlanır. 1953'te askere gider Can Yücel, Kore'ye. Burada Abdi İpekçi ile tanışıp dost olur. Komutanları ise Cemal Madanoğlu. O döneme ait anılarından biri de şöyle. Tugay'da bir kısım askerler kaçakçılık yapmaktadırlar. Bunlardan biri de birliğin imamı. Madanoğlu durumu saptayınca imamı içeri attırır. Bir süre sonra imam serbest kalır ama komutana kızgınlığından bir daha da namaz kıldırmaz kimseye. Çok bozulmuştur ve Can Yücel'in deyimiyle greve gitmiştir imam efendi. Bu da Can Yücel'in gördüğü ilk ve son imam grevi olmuştur. Askerlik dönüşü yıllar yılı büyük bir aşkla bağlanacağı Güler Hanım'la evlenir ve çevirmen olarak çalışmaya başlar. Bu arada 1956'da dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel'in oluruyla 2 yıl boyunca dolgun bir maaşla kurumun Bornova merkezinde de görev yapar tercüman olarak. Bu anısını anlatırken kendine özgü bir muzip değerlendirme de yapar. Her politikacı gibi Demirel'in de yararı ve zararı olmuştur bu ülkeye. Ama iş verdiği için bana yararı oldu. Ve ardından İngiltere yılları. Eşi Güler Hanım'la yeniden Londra'dadır Can Yücel. Tam 5 yıl kalacakları Londra'da çocukları Hasan, Güzel ve Su doğar. Can Yücel'in buradaki işi BBC Türkçe yayınlar bölümünde spikerlik. Can BBC'nin puanlarına girdi. Ben de biraz hani resim yapıyordum ya, dışarıya gitmek istemiştim. Can de dedi ki gel BBC'ye git, Londra'ya imtihanlar kazanıldı, beraber gideriz. 5 sene İngiltere'de kaldık. 5 sene İngiltere'de kaldık, ben orada resim yapayım derken 3 tane çocuk yaptım arka arkaya. Ancak BBC'de her şey yolunda gitmez. 3 Haziran 1963'te Nazım Hikmet'in ölümüyle ilgili bir haber başına iş açar. Nazım'ın öldüğü haberi geldi. Biz de kahırdan kavgayı çektik. Arkadaşlardan ben gece nöbetindeyim. Gece nöbetinde haberleri tercüme ettim. Koydum daktilo. İşte belli bir saatte aşağı ineceğim. Ben masanın kenarına oturmuşum. İşte işi de bitmiş. Dalmışım ben. Uyuma değil. Yani
İşte Nazım okuyorum kendi kendime, bir başına kimse yok. Evden aşağıdan Kübikül dinliyor televizyon stüdyolarına. Oradan telefonla vakit geçiyor, gelin dedi. Peki geliyorum dedim. Yine dalmışım ben. O gün sabah yayını olmadı. Sabah yayını olmadı çünkü yayın yapamadık. Ben aşağı inip okumadım. Okumayınca adamlar haklı olarak bu can boykot yaptı falan diye. Ben de tam sepetleme değil, istifamı istediler. Biz de istifayı bastık. Bastık Türkiye'ye geldik. Evet, bu kez durakları Marmaris'tir. Can Yücel burada rehberlik, turizm müdürlüğü, eşi ise öğretmenlik yapar. Bir süre sonra tekrar İstanbul'a dönerler ve yeni sabahta çalışmaya başlar Yücel. En can dostlarından biri şair, ressam Metin Eloğlu'dur. Beyoğlu'nda bir ev tutar ve arkadaşına sen çalışma, ben sana bakarım, sen şiirini yaz der. Ne var ki bir süre sonra şiirlerinden içki şişeleri üremeye başlar gibi olur. Parasızlık da gelir kapıya dayanır. Neyse ki Can Yücel'in annesinin yardımıyla bu sefalete bir son verilebilir. O günlerde Can Yücel Türkiye İşçi Partisi'nin aktif üyesidir. Şiirleri ise 1950'de babasının önerisi ve desteğiyle yayımlanan, yazmadan bu yana kitaplaşamamıştır. Dergilerde yayınlanır mısraları ve okurları ezbere bilirler bunları. Ve tabii ki başarıları belalar da izlemeye başlar. Mahkemeler, cezaevleri. İlk mahkumiyeti 12 Mart döneminin bir armağanı. Ama şiirlerinden ötürü değil, kitap çevirileri yüzünden mahkemeye verilir şair. 12 Mart sadece Can Yücel'e değil, daha pek çok aydına da zor günler getirecektir. Türkiye İşçi Partisi kapatılır, TRT'nin özerkliği kaldırılır, temel hak ve özgürlükler kısıtlanır. Askeri mahkemelerde binlerce insan devleti yıkmaya teşebbüs suçuyla yargılanır. Ağır hapis cezalarına çarptırılır ve içlerinden üç genç adam asılır. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. İşte hapishanelerin aydın, sanatçı ve bilim adamlarıyla dolup taştığı bu günlerde Can Yücel, Che Guevara, Mao ve Amerikalı bir generalin yazdığı Gerilla Harbi kitabını ve yine Che'nin bir başka kitabını çevirmekten dolayı 15 yıla mahkum edilir. 1974'teki affa kadar sürgün sürgün dolaşarak yatar içeride. Ayda bir kere ancak Adana'ya gidiyordum. Adana, İstanbul, Adana arasında her ay bir otobüs yolculuğum oluyordu. Zaman zaman tabii adamların yanına oturuyorum. Yani o zaman da kadınların tek başına gitmesi biraz şey, bazen benim polis, o zaman genciz tabii. Bazen polis gibi gidiyordum. Siz polis misin abla diyor. Bazen de işte bar karısı gibi tavırlara giriyorduk. Fakat yardım ediniyorlar Adana'da. Beni hatırlarsın sen de. Senin annen baban diye bir bana çok yardım etti. Evlerini açtılar. Çok güzel bir evleri vardı. Canın ihtiyacı olan herhangi bir şey, neye ihtiyacı varsa annen baban karşılardı. Dışarıdan topladığımız ya da kendimizin hazırladığı bütün her şeyi ikiye bölüyorduk. Bir kısmı kadınların cezaevine, tanımadığımız, sonra tanıştığımız bir sürü kadınlara, bir kısmını da erkeklerin cezaevine, yani Can'ın yattığı bölüme götürüyorduk. Onlar da aralarında paylaşıyorlardı. Saatlerce bekler, bizi içeri almazlardı. Bu da bizim için çok normal. Yani Türkiye'de her şey o kadar, acılar o kadar normal karşılanıyor ki bunları biz, başkası, dışarıdan birisi gördüğü zaman çok acı gibi geliyor ama normal, biz bunları çok normal olarak alıyorduk. Beklemeyi de koyun gibi orada oturuyorduk. Can'ı görmek tabii çok, orada görmek, taşlar kesilmiş, sakal kesilmiş, üstü başı perişan, herhalde bitleniyordu diye düşünüyorduk içeride. Che Guevara'dan, Mao Zedong'dan temize çıktım. Amerikan generalinin bokuna 7,5 sene yedik. Sebebi de adam diyor ki bir memlekette sosyal adalet